Bir de tabii ki günümüzde kim bu kan tahlilini yaptırırsa D vitamini eksiktir. Efendim kalsiyum genelde biraz sallantıda gözüküyor. İşte bu da osteoporoza neden oluyor. Bakın tekrar söylüyorum. Geçen hafta bahsetmiştim süt ve süt ürünleri derken değerli izleyicilerimize baktım ben. Yani orada şunu tamamlayıcı olarak söyleyeyim. Yoğurt dilediğiniz gibi tüketin. Yani bir problem yok. Tereyağı bak tüketin çok faydalı. Ancak bu kemik erimesinde öğrencilerimin çoğu gelir bana artık anneleri menopoz dönemine girmiş oluyorlar. İşte nenem diyor, yok teyzem diyor. İşte onlarda kemik erimesi var, ne yapacağız diyor. Süt kullanıyor mu diyorum. Evet, sakın ha sütteki kalsiyumu vücut almaz. Almaz. Kalsiyum var. E ne yapacak? Kessin peynirle sütü, kemik erimesi olan. Ne yapacak? Brokoli. İşte bu brokoli bulunmaz bir nedir? Kalsiyum deposudur. Aynı zamanda osteoklastları yani kalsiyumu kemikten dışarıya taşıyan enzimi yani proteini ne yapıyor? O hareketli proteinin frenine basıyor. Bak bu önemli bir şeydir. Bunun dışında nasıl uygulayacağımızı da alalım bir Yelin Hanım'dan hocam. Yelin kızımız buyurun. Bu biraz anlatılmalı çünkü. Evet. Kemik erimesine karşı. Yaklaşık ben burada azıcık demledim. Yaklaşık 250-300 gram kadar yani 2 su bardağı kadar suyumuzun içerisine 200-250 gram kadar brokoliyi ekliyoruz. Daha sonrasında bunu 6 dakika kadar demliyoruz. Günde 2 defa sabah ve akşam öğünlerinden birer su bardağı aç karnı olacak şekilde tüketebiliriz. Bunu 7 gün uyguluyoruz. 3 gün ara veriyoruz. Sonra tekrar 7 gün. Bu şekilde 21 güne tamamlıyoruz. 3 kere 7 gün yapacağız. Evet. Arasında 2 kere 3 gün bıraktık. 3 gün bırakmış evet. olacağız. Böylece mesela hocam sadece kemik erimesine karşı da değil de ben kalsiyum durduk yerde yapsam ne olur? Şimdi bak. Şimdi bugün yapsam bak, ne olur? Aklından bin yaşa. Şimdi vücutta kalsiyum dengesi çok ama çok önemlidir. Özellikle menopoz dönemindeki bayanlarda kalsiyum dengesi östrojen hormonuyla böyle ikiz kardeş gibi giderler ve vücudu kalsifikasyon oluşumuna karşı da koruyacaksınız. Kalsifikasyon oluşumu öyle kolay değil. Mesela memede fibrokist oluyor, fibroadenom yanında hemen bir bakıyorsun kalsifikasyon. Doktor diyor ki ultrasonda sizi takibi alacağız. Demek ki yani kalsifikasyon hele hele mikro kalsifikasyonlarda bunun oluşumuna karşı dikkatli olmak zorundasınız. Yapacağınız şey nedir burada? Beslenmenize dikkat edeceksiniz Hüseyin. Çok ama bu çok önemli. Kalsiyum bakımından ekstra bir gıda takviyesini ancak ve ancak size bir hekim verebilir. Öyle durup dururken kendinize göre gidip bir kalsiyum yükleyeyim kendime. Kendime bir kalsiyum yükleyip eczaneye gidip oradan işte rafta kalsiyum neler varmış yüksek deyip yapmayın. En azından eczacınıza sorun.